Selamlar arkadaşlar. Bugün yine sosyal psikolojinin önemli kavramlarından birinden bahsedeceğim. Kendine hizmet eden yanlılık kavramından. Bu kavram adından da anlaşılacağı gibi kendine hizmet eden yanlılık. Yani herhangi bir olayı yorumlarken, ilişkisel problemlerde ya da siyasi bir mevzuda tartışırken kendinizi haklı çıkaracak şekilde olayları ele almanız. Kendinize tarafgirlik göstermeniz anlamına geliyor. Kişi bunu yaparken çok farkında da olmuyor arkadaşlar. Farkında olmadığınız için de gerçeğin aslında o olduğunu düşünüyorsunuz ama halbuki kendinizi bir şekilde kayırıyorsunuz. Öyle değil midir? Sınavdan 30 aldığınızda hoca vermiştir, 80 aldığınızda siz almışsınızdır. Yani kişi başarılarına bir şekilde sorumluluk yüklerken başarısızlıklarına mazeretler ve bahaneler uydurmaktadır. Bu aslında kendine hizmet eden yanlılığın en somut göstergesidir. Düzinelerce deney yapıldı bu konu üzerinde ve görüldü ki bir şekilde başarılı olunduğu zaman insanlar o başarıyı kendi sorumluluklarına almayı tercih ediyorlar. Buna yönelik bir eğilimleri var. Aynı şekilde başarısızlıkları da bir şekilde bir bahane bularak, bir mazeret bularak dışarıya atfetme durumu var. Mesela trafik kazalarında falan buna çok denk geliyoruz. Kişi bir şekilde hata ona aittir ama sanki kazayı yapan o değilmiş gibi, sanki hep diğer sürücüler suçluymuş gibi anlatmaya çalışır. Bu çünkü ciddi bir suç olabilir bazen. İşte ben yolda gidiyordum, soldaki adam bir anda önüme kırmasa sağdakine çarpmazdım. Yani bir şekilde aslında ben hala iyi bir şoförüm ama bu iyi şoförlüğümü kullanmama müsaade etmiyorlar gibi bir yaklaşım oluyor. Ve biz bunu hayatımızın her alanında kullanıyoruz. Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Kendinizi nasıl haklı çıkarıyorsunuz? Buna yaşadığınız olaylarda bir dikkat edin. Bunu tabii televizyonlarda, ekranlarda daha çok görüyoruz. Özellikle siyasetçiler arasında çok fazla görüyoruz. Başarıları kendileri bir şekilde sorumlulukları üstlerine alırken başarısızlıkları hemen dış mihraklara bağlıyoruz. Boşanmış çiftler neredeyse hemen hemen hepsi karşı tarafı suçlar. Hiçbir zaman kendi hatalarını ön planda tutan bir yaklaşım tarzı görmezsiniz. En fazla şu olabilir. Evet, benim de hatalarım var ama onun hataları daha büyük. Kendi iç dünyasında böyle düşünmektedir. Halbuki dışarıdan bakan bir göz iki tarafın da hatasını daha net bir şekilde görebilmektedir. İş yerinizdesiniz ve maaşınıza zam geldi. Patronunuz size zam yaptı ama iş arkadaşlarınıza yapmadı. Böyle bir durumda içinizden geçen şey ben zaten bu maaşı hak ediyordum gibi bir bakış açısı olabilir. Ancak diğerleri aldığı zaman aynı maaş zammını siz almadığınızda neden böyle bir zam aldı ki şimdi? Aynı işi yapıyoruz halbuki. Niye ona zam var da bana yok gibi düşünüyoruz? Ama kendimiz aldığımızda neden diğerlerini düşünmüyoruz mesela? İşte buna kendine hizmet eden yanlılık deniyor. Bu kötü bir şey değil bir yandan. Evet, her insan bir şekilde bir bencillik söz konusu burada. Bencil olmak zorundasınız. Kendinizi düşünmek zorundasınız tabii ki. Ama bu bazen gerçeğin ve hakikatin üstünü örtecek kadar fazla olmaya başlar. Hatalısınızdır, suçlusunuzdur ama hala bu hatayı, bu başarısızlığı dışarıya bir yere bağlama ihtiyacı hissedersiniz. Çünkü kendinize bu başarısızlığı yakıştırmak istemezsiniz. Bunun istisnası var mı peki? Elbette var. İnsanlar hatalarını hiç mi kabul etmiyor? Edebiliyorlar. Özellikle de geçmişteki hatalarını kabul etmede. Örneğin üniversiteye geçmiş öğrencilere soru sorduğunuzda lisedeki yaptıkları hatalar hakkında çoğu yaptıklarının hata olduğunu kabul etmektedir. Ancak lise dönemlerine gidebilseydik geçmiş zamana ve onlara soru sorsaydık muhtemelen hatalarını kabul etmeyeceklerdi ve dış sebeplere bağlayacaklardı. Bütün başarısızlıklarının ve bütün kayıplarının sebebini. Yani bir şekilde geçmişteki hatalarımızı kabul etmede zorluk çekmiyoruz. Ne de olsa gençtim, ne de olsa çocuktum. Hata yapmış olabilirim ve hatalıydım evet ama şimdi olgunlaştım. O yüzden şu an hata yapmıyorum. Bir başarısızlık varsa ortada bunun sebebi dışarıda, bende değil. Ama geçmişe yönelik baktığımızda başarısızlığınızın sebebi gerçekten dışarıda mıydı dediğimizde çoğu insan hayır benim hatamdı diyebiliyor. Yani geçmişe yönelik olduğu zaman kendine hizmet eden yanlılık çalışmıyor. Bir şekilde hatalarını kabul edebilen bir insan zihniyle karşılaşıyoruz. Ancak şu ana geldiğimizde kendine hizmet eden yanlılığı o kadar net görüyoruz ki insanlar hatalarını kabul etmek istemiyor, başarısızlıklarını kabul etmek istemiyor. Hatta kabul etmemeyi geçin, başkalarına atfediyor bunu. Ve bir şekilde arkadaşlar kendimizi daima
ortalamanın üstünde görmeye başlarız. Hatta kendimizi kendi içimizde bile var olduğumuz durumdan bir tık daha üstte değerlendiririz genelde. Kendimizi bir tık yukarıda görmek tabii ki öz saygımızı da bir yandan yansıttığı için bizim açımızdan iyi bir şey. Evet, psikolojik iyi oluşumuzu göz önünde bulundurursak tabii ki iyi bir şey. Neden? Çünkü ben 50 almışım ama 60 almışım gibi hissediyorum. Daha yukarıda hissediyorum kendimi. Bazen içinde bulunduğunuz durumdan ziyade kendinizi nasıl hissettiğiniz daha önemlidir. Yani batmış bir durumdasınızdır ama kendinizi iyi hissediyorsanız bu sizin sağlığınızı etkilemeyecek. Dışarıda yaşanılan olay sizin ruhsal sağlığınıza direkt olarak bir etkide bulunmamış olacak. Ancak tek tek Türkiye'deki, örnek Türkiye olsun, bütün insanları alsak, bu dünyanın her yerinde geçerli bu arada, sadece Türkiye için söylemiyorum. Bütün insanları alsak karşımıza ve konuşsak, şu soruyu sorsak, sizce Türkiye'deki 70-80 milyon insana zeka testi yapsak, hepsinin ortalamasını alsak, size göre siz bu ortalamanın üstünde misinizdir, altında mısınızdır? İnsanların çoğu arkadaşlar bu sorulara üstünde olduğunu söyleyerek cevap veriyor. Peki herkes ortalamanın üstünde olabilir mi? Bunu basitçe bir sınıf içerisinde bile yapabilirsiniz. Öğrencilere tek tek sorduğunuzda sence sınıf içerisinde bir zeka testi yapsak ve bunun ortalamasını alsak ya da herhangi bir test olabilir bu. Ahlaklı olmak üzerinden bir test olabilir mesela. Empati kurmak üzerinden bir test olabilir. Önemli olan ortalama noktası. Ortalamanın üstünde misindir? Mesela sınıf 30 kişilik diyelim. Bu 30 kişiden aldığımız ortalamanın üstünde misindir? Altında mısındır sence? Öğrencilerin çoğu üstünde olduğunu söyleyecek. Ama nasıl oluyor da sınıftaki herkes ortalamanın üstünde olabilir? İşte bu kendine hizmet eden yanlılıktır. Bunu Freud'un en sevdiği şakalardan biriyle örnekleyeyim size. Adamın biri bir gün karısına demiş ki, eğer ikimizden birisi bir gün ölürse gidip Paris'te yaşayacağım. Bu ifadeyi ilk duyduğunuzda bir tuhaflık olduğunu anlıyorsunuz. İkimizden birisi bir gün ölürse gidip Paris'te yaşayacağım. İyi de ya bu ölen kişi sen olursan? İşte kendine hizmet eden yanlılık dediğimiz şey tam olarak böyle bir şey. İki kişiden biri ölecek ama neden ben olayım ki o ölecek kişi? Sen ol demenin bir yoludur. Hatta bu bir şakadır ve Freud'un da en çok sevdiği şakalardan biridir bu. Bununla alakalı birçok çalışma yapılıyor. Mesela ahlak üzerine yapılıyor. Ahlak üzerine yapılan çalışmaların hepsinde de insanlar kendini ortalamanın üstünde ahlaklı olduğunu söylüyor. Yine erdemler konusunda yapılıyor. Mesela adaletli misin sen diye sorulduğunda kişilere ve ortalama alındığında ortalamanın üstünde olduklarını düşünüyor herkes. Aynı şekilde profesyonel yeterlilik bir iş yerinde insanlara sorduğunuzda herkes aynı işi yapıyor olsun mesela profesyonellik üzerinden değerlendirdiğinizde ve bir ortalama aldığınızda size göre siz bu ortalamanın üstünde misiniz altında mı? Hiç kimse kendini ortalamanın altında görmek istemiyor. Tabii ki görenler genelde öz saygısı düşük olanlar, kendine güveni az olanlar ve birçok psikolojik problem yaşayan kişiler oluyor. Ama genel olarak İnsanların çoğu kendini ortalamanın üstünde görüyor. Bu da kendine hizmet eden yanlılığın çok önemli ve çok güzel bir göstergesi. İşin garip tarafı, ben şimdi bu videoyu anlatıyorum ya size. Size sorsam kendine hizmet eden yanlılığı siz mi daha çok yapıyorsunuz, diğer insanlar mı yapıyor desem, muhtemelen diğer insanlar daha çok yapıyor diyeceksiniz. Burada bile kendinize hizmet ediyorsunuz. İnsanoğlu burada bile bir yanlılık gösteriyor. Hala kendisinin bu hatayı yapabileceğini düşünmek istemiyor. Kendinden uzaklaştırıyor. Sizler de bu videoyu izlerken yaptığınız hataları belki fark edeceksiniz. Evet, ben de yaptım daha önce böyle bir şey. Ama diğer insanlar sanki daha çok yapıyor gibi gelecek size. Bu tabii sadece bizimle sınırlı kalmıyor. Mesela ebeveynler çocuklarına yapıyor bunu. Benim çocuğum yapmaz, benim çocuğum çalmaz, benim çocuğum uyuşturucu asla kullanmaz, benim çocuğum asla bir kadına el kaldırmaz, benim çocuğum büyüdüğünde asla şunu yapmaz, asla bunu yapmaz. O zaman toplumda yaşayan bu katiller, bu tecavüzcüler bunlar nereden geliyor? Yapmaz dediğimiz için, kendimize hizmet eden yanlılığa sahip olduğumuz için çocuklarımıza da, arkadaşlarımıza da, dostlarımıza da bunu yansıtıyoruz. Bu bir şekilde uzantı olarak arkadaşlar yeni bir şeye, yeni bir probleme yol açıyor. Buna da unrealistic optimism, yani İngilizcesiyle bu gerçekçi olmayan iyimserlik diyoruz. Gerçekçi olmayan iyimserlik. Yani iyi şeyler düşünmek istiyoruz, evet. Mesela ne diyoruz? Her şey çok güzel olacak diyoruz. Peki olacak mı? Yani bu ifadeyi söylediğimiz için mi güzel olacak?
Yoksa biz güzel şeyler yapıyoruz ya da yapacağız diye mi her şey çok güzel olacak? Hayır. Genelde her şey çok güzel olacak diye düşündüğümüz için her şey çok güzel olacak deriz. Her şey çok güzel olmayabilir o an. Yani insan psikolojisi biraz böyledir. Gerçekçi olmayan bir iyimserlik içindeyizdir sürekli. Sınava çok çalışmayız ama bir şekilde o sınavı geçeceğimizi düşünürüz o an. Kalacağımızı hayal etmeyiz. Dolayısıyla gerçekçi olmayan bir iyimserlik içindeyizdir. İyimserlik öyle bir şey ki bu bize fayda da sağlayabiliyor, zarar da getirebiliyor. İyimser insan sabah uyandığında camı açar ve günaydın Tanrım der. Kötümser bir insan ise aynı camı açar, lanet olsun yine mi sabah oldu der. Ama iyimserlik de kötümserlik de çok önemli işlevlere sahip. Tamamen iyimser düşünmek çok fazla şey kaybettirebilir size. Mesela kumarda çok iyimserseniz çok fazla kaybedersiniz. Çünkü sürekli kazanacağınızı düşünürsünüz. İyimserlik size zarar vermiş olur. Dolayısıyla bunun karşılığına koyabileceğimiz yeni bir kavram savunmacı kötümserliktir. Bu kendinizi savunmak için planladığınız, kendinizi kurtaracak alan yaratmanızdır aslında. Evet, kötümserliktir bu ama bir şekilde sizin daha gerçekçi yaşamanızı sağlar. Yani kötümser düşünmek kötü değildir. İyimser düşünmek iyi değildir. Bunlar değişebilir. Olaya göre, yaşadığınız duruma göre bunların hepsi değişebilir. Doğal olarak insanların çoğu iyimser bir bakış açısına sahiptir. Bu tabii ki psikolojik olarak onların iyi oluşunu destekler nitelikte ancak yetersizdir. Çünkü onların gerçek dışı bir bakış açısına sahip olmasına da sebep olabilir. Dolayısıyla savunmacı kötümserlik dediğimiz şey biraz daha gerçekçi düşünmeyi sağlayan temel ögedir. Peki insanlar neden bunu yapıyor? Neden kendini yüceltecek şekilde düşünüyor her zaman? Aynı sınıfta, aynı bölümü okurken bile hep kendini bir adım daha önde görme ihtiyacı neden oluşuyor? Buna yapılan bir sürü açıklama var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi, kişi aslında kendine ait bilgileri işlerken beyninde yan ürün olarak çıkıyor bu ortaya. Mesela bir örnek verelim. Evdesiniz, eşinizle ortak ev işlerini yapıyorsunuz. Bir şekilde eşinizle temizlik konusunda tartışmaya başladınız ve iki tarafta temizliği daha çok kendisinin yaptığını iddia etmeye başladı. Buna sebep olan şey, kendiniz temizlik yaparken zihniniz kendinizle daha çok meşgul olduğu için, karşı tarafla daha az meşgul olduğu için, daha çok kendinize odaklandığınız için yani, kendinizle alakalı şeyler daha fazla aklınızda. Dolayısıyla şunu diyebiliyorsunuz bazen. Ben daha çok temizlik yapıyorum aslında. Sen ne yaptın ki? Bu evin neresini temizledin? Ben daha çok yapıyorum. Ben daha çok yoruyorum kendime. Sen daha az iş yapıyorsun. Gibi bir tartışmanın içinde bulabiliyorsunuz kendinizi. Aslında karşı taraf belki sizden daha çok yapıyor ama fark etmediğiniz için, daha doğrusu kendiniz yaptığınız temizliği çok daha iyi gördüğünüz için ve bu kendinizle alakalı olduğu için, bilgiyi daha iyi işlediğiniz için karşı tarafla bir kopukluk yaşıyorsunuz aslında. Yani bu kendinize hizmet eden yanlığın bir yan ürün olduğunu söylemeye çalışıyor. Kendine hizmet eden yanlığın işte bu şekilde uyumsuz tarafları da var. Yani kendinizi bir şekilde haklı görmek, diğerlerini suçlamak, evet kendi içinizde sizi rahat hissettirebilir ancak sosyal ilişkilerinizi bozmaya başlar. Sosyal ilişkileriniz bozulunca zaten siz de mutsuz olmaya başlarsınız. Dolayısıyla kendine hizmet eden yanlılığı ne kadar çok yaparsak o kadar mutsuz olabiliriz. Ama zaman zaman da yapmamız bizi iyi hissettirir. Bu kendine hizmet eden yanlılık derken aslında sadece kendine olmak zorunda değil, size ait olan her şey olabilir. Daha önce verdiğim örneklerde çocuğunuz olabilir, arkadaşlarınız, dostlarınız olabilir, tuttuğunuz takım da olabilir. Mesela Fenerbahçe Galatasaray maçıdır, ceza sahasında bir olay yaşanmıştır, sizin için penaltıdır o. Siz Fenerlisinizdir, Galatasaraylı bir oyuncu atıyorum ufak dokunmuştur birine, düşmemiştir bile belki Fenerbahçeli oyuncu. Sizin için o penaltıdır. Galatasaraylı seyircilere sorduğumuz zaman mesela %100 bir şekilde onun penaltı olmadığını iddia edecekler. Fenerliler ise %100 bir şekilde onun penaltı olduğunu iddia edecekler. Bakın, iki tarafın yanlılık göstergesi aynı durumu farklı yorumlamalarını. Üstelik sadece farklı değil, farklı kutuplarda yorumlamalarını sağlıyor. %100 penaltı ve %100 penaltı değil deniyor aynı olay için. Dolayısıyla kendine hizmet eden yanlılığı bu videoyla anlamışken bir kendi hayatınızı tekrar gözden geçirin. Acaba hangi noktalarda kendinize hizmet ediyorsunuz? Hangi noktalarda grubunuza hizmet ediyorsunuz? Hangi noktalarda partinize, cemaatinize, grubunuza, milliyetinize, milletinize, ırkınıza, her neyse hizmet ediyorsunuz.
hakikati örtecek derecede mi bu? Doğruları gizleyecek derecede mi bu? Özellikle siyasetçilerin bu konuya çok dikkat etmesi lazım. Bir başarı gerçekleştiğinde siyasetçilerin o başarılardan nemalanmak gibi bir niyetlerinin olduğunu görüyoruz. Bu dünyanın her tarafında böyle arkadaşlar. Bir şekilde o başarının sebebini kendisi gibi göstermek isterler. Ama başarısızlık olduğu zaman her zaman dışarıda bir sebep ararlar. Ya muhalefet partisidir suçlu olan, ya dış ülkelerin müdahalesidir, dış mihraklardır falan filan. Bunları daha iyi biliyorsunuz sizler. İnsan için hakikati bulmak çok zor değil mi gerçekten de? Doğruların üstü o kadar örtülüyor ki ve insan psikolojisi buna öyle güzel bir zemin hazırlıyor ki kişi kendi bakış açısıyla doğrularını belirleyebiliyor. Etrafında dönüp dolaşan olaylar onu bağlamayabiliyor. Kendi doğrularıyla yaşayabiliyor. Hatta yalan olan şeyleri doğruymuş gibi gösterebiliyor. Suçlu olduğu kesin olduğu halde suçsuz olduğunu iddia etmesi gibi birçok problemle karşılaşıyoruz. Gerçeğe ulaşmak bu kadar zorken acaba biz gerçeğin neresindeyiz? İçinde mi, dışında mı? Gerçek bizim gerçeğimiz mi, yoksa hakikat mi? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.